Bakın bizim şurada şimdi bak şu arkadaşı sildik ya biz. Bak bu çalıştırırken şuraya geliyor. Diyor ki tamam abi ben bunu otomatikman diyor bırakacağım. Ama bir dakika diyor ben bunu otomatik olarak bırakacağım ama otomatik olarak bırakamıyorum. Niye bırakamıyorum? Burada bir şey istiyor bizden. Bak dikkat edin. Bulunduğu yere de bir dikkat edin. Bak diyor ki işte exception oldu diyor. Yani şurada ana yerde, şu main'de ve şurada 16. satırda tam şurada bak dersin içindeki öğrenciye gidip tam gidecekken öğrenci yok ortada diyor. Yani öğrenci yok. Bu öğrenciyi bak biz burada eklemeye biz çalıştık. Öyle mi? Öyle değil mi? Ha. Burada işte öğrenciyi bulamadığından dolayı. Peki ben şimdi buna diyeceğim ki abi sen önceden öğrenciyi bu şekilde ekliyordun. Yani bu şekilde aralarında bir ilişki mi kuruyordun? Şimdi ise ben işte diyorum ki bunu sana söylemem lazımdı. Java tarafında eğer ki autowire gibi bir annotation kullanıyorsanız arkadaşlar hemen şu namespace'e geliyorsunuz. Şurada bir context var bak. Context'i istiyorsunuz. Tamam abi. Şimdi burada şey arkadaşlar şurası da Spring'in hangi sürümünü kullanıyorsanız. Bak bunda da mesela şunu bırakırsanız kendisi bir karar veriyor. Şunu seçerseniz daha performanslı oluyor. Son sürümü kullanıyoruz. Yani şu andaki eğitimdeki son sürüm buydu. Biz de bunu kullandığımızı söyledik. Bakın şimdi. Şuraya bakın. Context bir geldi. Bakın hani dedim ya böyle bir namespace'lerimiz var. Biz bunları kullanıyoruz. Bunların içinde bizim işimizi kolaylaştırıcı şeyler var. Bakın context'i kullanınca burası da bir geldi. Bak context yok. Şurası yok. Bakın aşağıya bir dikkat edin hemen. Şuraya. Context var. Huzur var arkadaşlar. Şunu bir daha bana öyle sormasın ya. Bak context geldi. Şu context'e bir geliyorum. Context'e diyorum ki arkadaş sen bak üstünde sağa basınca diyorum ki ben bu projede annotation'lar kullanırsam bunları gör. Tamam mı? Bunu söyleyince bunu tabii ki şöyle en aşağıya attı. Bunu isterseniz buradan işte yukarıya da taşıyabilirsiniz. Ama size kalmış. Yani isterseniz burada bulunsun. Ben genelde bunu şöyle en yukarıya bırakıyorum. Tamam mı? Yani çünkü bunu hemen şöyle baktığım zaman şuradaki annotation'ları görmesi için. Bak bunun üstüne bir gelirseniz size işte açıklamalar var. Burada bu açıklamalara dikkat edin. Diyor ki eğer ki projende required'ı kullanacaksan veya da autowired'ı kullanacaksan veya da şu post constructor yani bir şeyin öncesinde bir ilk yapılması gereken bir şey varsa veya da bir şeyin önceden işte yok edilmesi gerekiyorsa gibi böyle şeyleri kullanıyorsan transaction mı kullanıyorsan EJB'lerin özelliklerini kullanıyorsan daha doğrusu EJB'yi kullanıyorsan yani kısaca arkadaşlar biz burada autowired'ı kullandığımız için ve şu required'ı kullandığımız için bunun Spring'e söylenmesi lazım. Yani sebebi bu. Bu olacak. Bir de bir tane daha bir şey var. Bunu da yani burada bir şart değil ama yani genelde projelerinizde şu component key'ini de kullanırsınız. Bunu da diyor ki hangi paketin içine bakayım. Buna da diyorum ki com. Hatta hiç buradan bile işte yazmasanız şu işte içeriden de işte yazabilirsiniz. Bak. Component scan. Şöyle gelip bakın şu base package diyor ya. Şöyle control space'e de basarsanız. Şöyle com.mimar aslan şöyle tamam. Yani bunu böyle bir tamamlardı bu. Heh, tamamladı. Bu da şey. Yani bu ne işe yarıyor? Bu da işte annotation'larla çalışırken yani tep bu ikisi zaten standarttır arkadaşlar. Şöyle işte en tepede bir durur bu ikisi. Bunun anlamı bak. Hemen üstüne gelin. Şunları kullanıyorsan component, repository, servis. Biz son örnekte bu eğitimin son örneğinde bunu kullanacağız zaten. Bu burada olacak yani. Niye? Çünkü bak biz projemizde servis bir katmanını kullanacağız. Projede bir kontrolleri kullanacağız. Eğer ki bir REST'i kullanıyorsanız işte hem REST hem bir kontroller bir karışımı bir şey varsa bunu kullanabilirsiniz. Bu Spring'in son sürümüyle geldi. İşte şunları kullanacaksanız yani böyle configuration veya da işte autowired varsa böyle bir doğrudan şunu da kullanabilirsiniz. Yani hiç bunu kullanmasaydık bunu da kullansaydık bu da olurdu. Ama ikisi birlikte de olur. Bulunabilir. Sorun olmaz. Şimdi çalıştıracağım. Bak görecek.
Bakın görüyor musunuz? Burası yok. Spring artık olaydan haberdar. Ha, bu bulunmasaydı da olurdu. Şu değişimimizi görürdü bak. Çünkü şu işte AutoWire'da destek yani veriyordu. Ama ben şunu da kullandım. Siz bunu işte alışkanlık haline getirin. Yani kontekste bir çalışıyorsanız zaten şu ikisi işimize çok yarıyor. O diğerlerini de bakın buradan yine ekleyebilirsiniz. Eğer ki yani farklı özelliklerde duruma göre senaryoda mesela size bir lazım olacak. Yani genelde bu ikisi. Şunlara gelince zaten isminden de anlaşılıyor zaten. Yani ismi çok açık. Yani bir property'yi işte ezerse, onun yerine böyle bir yer tutarsa veya da işte senaryolar geniş. Artık daha ne olacağını bilemiyoruz. Ya buraya kadar anlamadığınız bir yer var mıdır? İnşallah anlaşılıyordur. Buna işte AutoWired deniyor arkadaşlar. Bir de bir örnek daha isterseniz işte yapalım. Yani sizin için şöyle bakın. Bir örnek daha işte yapayım. Ne yapalım? Örnek. Altıncı örnek olsun. AutoWired Java diyelim veya da böyle de bir test de yapalım ya, bir tane de bir test yazalım yani sizin için şöyle bir konsolda da bir görelim yani. Yine bir Java tarafında bir şey olsun. Biraz daha böyle işin içine şöyle şunları şöyle yapalım. Silebilirim ya da şunları sadece bir sileyim. Şu dersi bir silelim. Öğrenciyi bir silelim. Çünkü hep böyle bir ders öğrenci kafanız bir gitmesin yani. Şey yapalım. Bizim bir tane yani böyle bir günlük hayattan bir şey olsun, tamam mı? Şunu da hatta silelim yani. Kafanız bir rahat olsun. Şunları da bir silelim. Şu bulunsun sadece. Şu ikisi bulunsun. Tamam mı? Tamam. Bak şöyle bir tertemiz bir proje oldu. Bir de şu projenin ismini de şöyle alalım. Şuraya şu pom XML'e bırakalım. Şuraya. Şöyle bir testle ilgili bir şey de işte yazmış olan. Benim projemde şöyle bir robot diye bir şey olsun. Olmaz mı? Olur. Niye? Olmasın ki. Hatta şu paketin adını da şöyle Mimar Aslan Robot. Hani böyle bir proje yaptığınızı bir düşünün. Ha, bunu isterseniz şöyle silebilirsiniz. Bakın bunu silince bir ne olacak? Bak diyor ki alt paketlerde bir gitsin mi? Dur bunun ismini alayım. Şunu olduğu gibi sileyim. Bu da işte Eclipse'de böyle bir gıcıklığı var. Arkadaşlar. Şunu olduğu gibi sileyim. Tamam dedim ki işte alt paketlerden de al götür. Bir tane daha. Şöyle bir class oluşturacağım. Şu paketin ismi olsun. Sınıfın adı şey olsun. Hani küçükken istediğimiz böyle bir Voltron vardı ya. Voltron. Yani Voltron'u oluşturalım. Yani oluşturalım mı? Oluşturalım. Öyle bir sınıfım. Şimdi bir tane interface'im olacak. Tamam mı? Bu interface kesinlikle mesela Voltron'un bildiğim kadarıyla silahları vardı. Hani böyle işte ara sıra birisi işte diyor ki ben de başını oluşturacağım falan, öyle başına geçiyordu. İşte kimi zaman işte o aslan bir geçmiyordu da o diğeri bir geçiyordu falan filan. Buna şey diyelim. Baş diyelim. Tamam mı? Baş. Böyle bas diye oldu ama artık siz onu baş diye okuyun. Yani baş kısmına birisi geçecek ve bu bir interface. Tamam mı? Yani kimin bir geçeceğini bilmediğimiz için bir interface. Yani birinin geçeceğini bilsek hani işimiz bir kolaylaşır. Ama biz burada yani kimin geçeceğini bilmediğimiz için yani şey yapacağız şimdi şu baş tarafına yani bazı işte özellikler böyle bırakacağız. Mesela şöyle geleyim şu baş tarafına. Şöyle diyelim ki public ne olsun bir void. Mesela bu baş tarafına birisi geldiğinde çalıştığında çalıştır dediğinde veya da şu oluştur dediğinde yani şu başını oluştur. Heh. Tamam mı? Hani öyleydi ya. İşte ben de başını oluşturuyordum diyordu. İşte şu baş tarafını birisi oluşturacak. Ama biz kimin oluşturacağını şu anda bilmiyoruz. Bu,
Ya buraya geliyorum. Sınıf var. Bir tane sınıfım olsun. Bu sınıfa şey diyorum. Yani bir başın şeyi sarı olsun. Yani sarı baş olsun. Hani sarı aslan vardı, kırmızı aslan vardı. Hani böyle filmde öyleydi. Mesela sarı aslan diyelim buna. Tamam mı? Orada aslanlar vardı ya. Yani sarı aslan, kırmızı aslan falan. Bu bir interface bir kullansın. Ama sarı aslan, şöyle diyeyim ya, öyle demeyeyim. Sarı baş diyelim. Böyle daha güzel olacak. Şu interface'ten şöyle bakın, şu baş isimli şu interface'i bir alalım. Tamam mı? Daha buraya hiç baş dememize gerek yok. Şöyle doğrudan sarıyı aldığımız için sarı baş buradan böyle gelecek. Yani ben şunu şöyle oluşturduğum zaman bak sarı baş işte oluşturuluyor. Anladınız mı? Yani o aslanın yani sarı olduğunu ve bu Avoltra'nın robotun başını oluşturduğunu anlıyorum. Buradan. Bir tane daha mesela artık bundan sonra isterseniz kırmızı deyin. İşte al kırmızı. İşte interface'i yine bunun da baş. Bak eklediniz. Tamam. Bak bu da oluşturuyor. Yani ister bir kırmızı oluşturursunuz işte o başı. İster sarı oluşturursunuz. Bir de ne vardı? Mavi de koyalım. Arkadaşlar şimdi darılacaklar. Laciverti koyalım hadi. Yani sizin de olsun. Yani gönlünüz olsun hadi. Şimdi siyah beyazı sevenler de bir kusura bakmasınlar yani. Onları da eklerdik yani sorun yok. Onları da siz ekleyin. Tamam mı? Yani sonuçta bak böyle bir buraya bir lacivert bir baş işte oluşturuluyor. Hatta buna da işte Voltran'ın buna da şey diyelim ya robot diyelim. Madem robot dedik. Robot. Yani robotun başının ne olacağını bilmiyoruz. Yani o esnada oraya ne geleceğini bilmiyoruz. Robotun işte burada kendine göre işte özellikleri olacak. Mesela bir nesi olur bir robotun? Bir robotun mesela aslında hiçbir özellik bir vermeseniz bile yani şöyle bir doğrudan şöyle public void diyelim. Yani bu robotun kendine göre bir çalıştır diye bir şeysi olabilir. Çünkü bir robot çalışabilir. Değil mi? Şöyle bir özelliği olabilir. Ama bir robotun kesinlikle başı olması lazım. Yani hani bizim de böyle günlük hayatta bir robotlara bir baktığımızda diyoruz ki ya bunun böyle bir başı olmalı. Bak private dedim ki baş sınıfının şuraya bir şey buraya koy. Yani buraya bir tane bir baş koy. Tamam mı? Bakın robotun başı. Robotun başı. Ama hangisi olacağını bilmiyoruz. Çünkü birden fazla bir baş var. Ve oraya hangi başın geleceğini de bilmiyoruz. Yani senaryo böyle de böyle de böyle de cins bir senaryo. Şimdi ben burada yani ilk başta şunu diyebilirim. Şuraya auto-wired'la tamam mı? Auto-wired. Buraya bir tane bir baş koy. Bak baş bir tane olunca sorun yok. Mesela bir tane olsaydı kırmızıyı bir direkt bir koyardı. Ama burada işte iki tane var. Hatta üç tane var bak. Kırmızı baş var. Böyle bir lacivert bir baş var. Bir de sarı baş var. Aslında ilk yaptığım örnek vardı ya şuradaki. Aslında aynısı bakın. Arabanın içine hangi işte yakıtı bir koyacağınızı bilmiyorsunuz. Şu anda. Yani benzin de koyabilirdiniz. Elektrikle de bir çalışabilirdi. Bir mazotla da bir çalışabilirdi. Öyle değil mi? Sonuçta bir tanesini bırakacaktınız. Aslında senaryo yine aynı. Bak ben ne diyorum size? Hangi proje olursa olsun senaryo bir değişmiyor. Yani birazcık programcı olarak olaya böyle bir dışarıdan bir bakıyorsunuz. Diyorsunuz ki bu robotun başı ya lacivert olacak, ya kırmızı olacak, ya sarı olacak. Bak 3 tane bir şey var. 3 tane seçenek var. Ben burada diyorum ki işte auto-wired'la bunu otomatik olarak koy. İyi güzel hoş da arkadaş diyor işte hangisini koyacağım? Bak şimdi onu da görürüz. Burada bir işte annotation daha var. Onun annotation'ı da sizin hangi başı bırakacağınızı söyler. Şeye gelince yani bunların içine yani şunların içine bak şunların içine işte oluştur diye bir şey bıraktık ya. SYS şöyle oluştur diyelim. İşte diyelim ki kırmızı baş robota eklendi.
Tamam mı? Şöyle bir şey. Yani eklenen baş kırmızı. Hatta şöyle kırmızıyı büyük yazalım. Kırmızı baş robota eklendi. Şuraya geliyorum bak. Şöyle diyor ki bir lacivert baş. Lacivert. Şöyle. Lacivert baş robota eklendi. Şuraya geliyorum. Sarı baş robota eklendi. Aslında aynı şeyler hep. Görüyor musunuz? Yani senaryo hep aynı. Şimdi tamam bunlar güzel eklendi de. Ama robota ben diyorum ki çalışma esnasında şunu sana arkadaşım bıraksın. O da bana diyor ki abi iyi güzel hoş. Tamam da sen bunları bir beyinleştir. Çünkü ben bak bunları bak burada tanımlamayacağım. Java'da tanımlamayacağım. Size bir işte annotation yine göstereceğim. Siz eğer ki bir beyni bak burada böyle tanımlıyorsanız mesela bak şöyle diyelim ki kırmızı bak diyelim ki bu beyine de dediniz ki kırmızı şöyle kırmızı baş mesela öylesine bunu yazdım. Şimdi bak bunu böyle bak burada bir tanıtabiliyorsunuz. Bu güzel ama ben şimdi size diyorum ki bunu böyle biz tanıtmayalım tamam mı? Bunu Java tarafında biz tanıtalım. Şöyle açıklama yapacağım burayı. Bunu böyle kullanmayacağım yani burada. Şu source tarafına şöyle add block yapalım. Şurada geliyorum şu kırmızının bulunduğu yere sınıfın üstüne bakın sınıfın üstüne. Çünkü sınıfı bildiriyorum. Sınıfı şu sınıfı Spring'e diyorum ki sen bu sınıfı component diye benim bir tane şeyim var. Böyle annotation'ım var. Spring. Bunu al. İsmini de şöyle bir şey yap. Aynen buradaki gibi. Bak biraz önce ben ne dedim? Kırmızı